Herkese merhaba arkadaşlar. Tül perde kısaltmayı anlatacağım çok kısa bir şekilde. Benim tül perdem 260 santimdi. Yukarıdan aşağı kadar, tavandan yere kadar perdenin uzunluğu 260 santimdi. 245 santim olması gerekiyordu. Bir 15 santim ben bu paçalardan kesmem gerekiyordu yerlerde sürünmesin diye. Fakat bunun uçlarından kestiğim zaman ucundaki bu güzel güpür gidecekti ve uç kısmını ben nasıl düz dikişle güzel hale getirirsem getireyim şu şekilde içe katlayıp dikmem gerekecekti ve güzel bir görüntü oluşmayacaktı. Ne yaptım? Perdeciye danıştım. Perdeci dedi ki ben bunu tekrar sökeceğim. Ondan sonra tekrar ben bunu kısaltacağım. Tekrar 1'e 2 pilesini atacağım bunun. Ben bunun yerine ki oldukça maliyetliydi. Ben kendim denedim ve şu şekilde yaptım. Üzerine 2 senedir de kullanıyorum. Bakın ayrılmıyor yani. Dikişleri patlıyor mu çatlıyor mu? Hayır, dikiş makinesinde dümdüz diktim. Dikiş makinenizin markası ne olursa olsun dümdüz dikiş yapacağınız için kaliteli güzel bir dikiş olacaktır. Düz beyaz iplikle diktim. Ne yaptığımı açıklayayım. Ben bunu açmadım. Perdeyi tekrar dikebilecek yeteneğim yok, bilgim yok. Tekrardan buralara pile atacak şekilde. Fakat tamam, hani kornişler satılıyor. Korniş, pileli korniş, büzmeli. Onu dikip tekrar serbest büzgüyle oluşturabilirdim. Dümdüz böyle iplere satılıyor. İpini çekiyorsunuz, 1'e 3, 1'e 2 istediğiniz kadar pile oluyor. Ama hiç bozmadım ben bunu. Hiç bozmadan diktim. Şu pilelerini düzeltiyoruz önce. Düzgün düzgün üst kısmını. Daha sonra 260 santimden 245'e kısaltmak için 15 santim var arada. 7,5, 7,5. 2 tane 7,5 santim. Şunu şöyle tutup katladığım zaman ben buradan 7,5 santim. Buradan 7,5 santim olacak kadar tamamını pilelerini katladığım zaman şunu bu şekilde telledim. Hafif dikiş yaptım. 7,5 7,5 buradan arttırdıktan sonra şuradaki bir 15 santimlik parça fazla kalıyor fark ettiyseniz. Bu 15 santimlik parça içinde ben bunu buradan dümdüz diktim. Diktim. Dümdüz dikişi geçtikten sonra bu parça fazla kaldı burada. Bu fazla kalan parçayı da daha sonradan kestim. Şurada kesik izlerini görürsünüz bakın. Şurada kesildi. Yani pilesini ben katlayarak fazla olan pileyi şu kısmını burayı telledim. Elimle hafif dikiş yaparak dümdüz bir dikiş yaptım. Sonra üzerinden dümdüz dikiş geçtim. Geçtim. Dikildi mi? Dikildi. Burası fazla kaldı mı? Kaldı. Bu kısım elimde. Bunu ben eğer perde yukarıda görünmüyor derseniz ki bir süre ben bunu böyle kullandım. Bir hafta, iki hafta. Baktım bir sorun yok. Perde dik duruyor. Aşağılarda paçaları dümdüz duruyor. Çünkü burada yaptığım bir kaydırma hareketi aşağı kadar etkiliyor ve bütün yol boyunca bu çiçeklere denk gelmiyor. Perde tamamen kaymış ve eğri büğrü oluyor. Yani bütün perdeye yazık ediyorsunuz. O perdeciye götürmemekle tasarruf edeceğim derken bütün perdeden oluyoruz. Onun için çok dikkatli bir şekilde bunları eşit büzgülerini aldım. Buradan dümdüz bir dikiş diktim. Daha sonra bu kalan parçayı da sadece kestim. Kesip de ucuna sülfüyle falan yapmadım atmasın diye. Çünkü zaten atmıyor. Dümdüz dikişi geçtikten sonra tül perdede yapışıyor dikişler. Kaymadı. Ve diktiğim yer de şurası olduğu için bunun altında bir tela var. Onun üzerine diktiğim için kaymadı. Ne oldu? Ben buradan kısaltmış oldum. Pilelerini yukarıdan kısalttım yani. Alın size muhteşem kısaltılmış bir perde. Evde tül perdeyi kısaltabiliriz. Evet, bu şekilde. Arkadaşlar 260'tan 245 santime indi ve paçaları da bozulmadı. Umarım faydalı olmuşumdur. Uygulamada anlatmak isterdim. Fakat denedim, yaptım. Bunun 8 tane parçası var bu şekilde. Tamam, 3 metre büzgüsüyle 1,5 metreye denk gelen. Yani şu hali 1,5 metre. Bu şekilde 8 parçayı diktim. Siz de yaparsınız, emin olun. Beğendiyseniz beğen butonuna basarsanız ve abone olursanız sevinirim. Hepimize iyi günler dilerim. Kolay gelsin.